Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre telefonu, kamerayı elime alamadım. Misafirlerim vardı. Hani çok fazla çekecek bir şey de bulamadım. Çünkü sürekli bir tempo halindesiniz ve çekecek vaktim olmadı diyelim. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Sedef gelecek. Sedef'i zaten tanıyorsunuz siz de. Ay, acayip bir sıcak var. Egemen'i bıraktım. Saat 2'ye geliyor. Şöyle balkonumda oturdum, keyif yapıyordum ben de biraz. Masayı bu sefer bu şekilde yaptım ama camlar açılmıyor şimdi de, nasıl yapacağım bilmiyorum. Yine galiba eski haline geri getirmem gerekecek gibi gözüküyor. Sedef'in yollarını gözlüyorum ama şu anca Sedef yok. Egemen'in sandalyesini buraya aldım. Egemen yok diye rahat rahat camları açtım ama çağın için kapatmak zorunda kalabiliriz camları. Sonracığıma şöyle meyve tabağı yaptım. Elma, kirazım var. Kayısı koydum biraz. Daha önceden yaptığım buzluğa doldurduğum kurabiyelerim var. Bunu Bim'den aldım. İlk defa tadına bakacağım. İçli köfte 5 tane satılıyor ve bayağı da büyük. Üzerine yoğurt ve salça sos gezdirdim. Bundan Nişantaşı pastanesinden aldım. Ekler. Bu sefer beyaz çikolatalı olanını aldım. Bir yandan hala bakmaya devam ediyorum geliyor mu diye. Az önce mesaj attım ama ses yok. Herhalde hem sıcak hem çocuk eğer ki tam durmuyorsa sıkıntı olmuş olabilir. Bakın çayımızı bile demledim. Bardaklarım hazır. Ortalığı şöyle yine sabahtan güzelce bir topladım. Bir kat. Yine. Burası yine boşaldı. Ya işte. Ne güzel, daha böyle yeni yapmış gibiydim. Ya gidince de tuhaf oluyorum ya. Burası böyle boş olunca da gerçekten kendimi tuhaf hissediyorum. Diyorum tamam, yine yalnız kaldın, harika. Yine banyomu da güzelce toparladı. Biliyorsunuz bir de, ya bilmiyorsunuz daha doğrusu, Instagram'dan takip edenler biliyor. Denize gittik. Denize gittiğimiz için kum falan olmuştu hep. Aynı bu şekilde yine Egemen odasında biliyorsunuz. Yine böyle kısaca bir ev turu yapmış oluyorum ben her seferin evi topladığımda. Arkadaşlar havuzumuz açıldı. Havuzumuz açıldı. Şimdi orada birileri var. Tam çekemiyorum. Rahatsız olurlar falan diye ama havuzumuz nihayet açıldı. Ben de Egemen'i mesela kreşe falan bıraktıktan sonra şey yapabilirim. Gayet gidip yüzebilirim. Yani kitap okuyabilirim rahat rahat. Müziği dinleyebilirim kulaklığımı takıp. Oh! Yani kendi kendime ufak çaplı bir tatil yapmış olurum. Aslında Sedef'e de söyledim. Hani bikini falan getirsen de dedim, girsek dedim ama Çağ'ın kaç gündür ateşliymiş, ateşi varmış. O yüzden de şey yapamadı. Ya dedi, yok dedi, giremem dedi. Şimdi çocuk da durmaz, girmek ister dedi. O yüzden dedi sıkıntı olur benim için dedi. Zaten daha yeni yaz başladı sayılır dedi. Yani yine gelirim falan dedi. Bitti değil yani dedi ama inşallah yine gelir. Çünkü çok sık görüşemiyoruz Sedef'le. Yine bakayım. Gelmiş mi, ne yapmış? Vallahi gelen giden yok gibi gözüküyor. Allah Allah. Niye bu kadar geç kaldı ki bu kız? Yine şimdi gelecek. Ay yanıyorum, bitiyorum, öldüm, bittim. Gerçekten öyle. Hani yakın yerden de gelmiyor. Aramızda 6 durak var. Sedef'lerin arabası var ama araba kullanamıyor Sedef. Otomatik olsa diyor çok rahat kullanırdım da diyor otomatik olmadığı için kullanamıyorum diyor. Bir de şehir içi sıkıntı biliyorsunuz. Uf, çok sıcak. Bugün de pazar var. Bugün günlerden perşembe bu arada. Eksiklerim var biraz. İşte domates alacağım. Patatesim yok. Başka kayısı falan, nektar yok. Soğanım var şu anlık. Yani onun tarzı bir şeyler bakacağım. Öyle. Kalabalıktan yine düştüm. Tekliğe. Kalabalıkta zaman çok çabuk geçiyor. Akşama ne pişirsem, işte misafirim var evde, ne yapsam, ne yesek, ne içsek. Sürekli beyin çalışıyor yani. Hani Egemen evde yoktu ama bir de Egemen çok fena coştu. Tahmin edebilirsiniz. Kalabalıkta çok çocuklar şımarıyor, hemen coşuyorlar filan. O yüzden o beni çok yordu. O beni biraz strese soktu. Yani Egemen'den dolayı biraz strese girdim. Hani misafirimle acaba rahatsız oluyorlar mı gibisinden. Çünkü babaanne de vardı hani. Kadın şimdi yaşlı, rahatsız olur mu diye bu sefer ben strese girdim. Birazcık kızmış olabilirim Egemen'e. Onun haricinde gayet güzeldi. Yedik içtik, oturduk, çayımızı, onumuzu, bunumuzu, meyvemizi, her şeyimizi, kahvemizi. Gayet güzel bir 9-10 gün geçirdik. 10 gün bile değil, 9 gün geçirdik.
Şimdi yine böyleyiz. Yine açarım. Gözüme bakar mısınız? Maskarayı nasıl sürmüşüm? Çağın, nerede Egemen? Egemen gitti mi? Kreşe mi gitti Egemen? Annen tuvalete gitti. Annen tuvalete gitsin, gelsin, tamam mı? Ay, vallahi yedik içtik gayet güzeldi. İyice güneş de vurdu buralara böyle. Şimdi kahve yapıyorum. Bir kahve içeceğiz. Saat 3:30. Şu bardaklarımı göstermedim size. Bunlar dörtlü olarak BİM'den aldım. Şöyle. Bir de burada da var. Şurada düzenleyici almam lazım. Bakmayın buraya. Şu ve şu renk olarak. Gayet çok güzel cam. Ağzını elma, 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 elma. Kahvemizi içelim. Yarım saat sonra filan Emre gelir dedi. Eşim gelir dedi. Ondan sonra giderler. Sonra ben de Egemen'i almaya giderim. Kreşten. Egemen'i kreşten aldım, geldim. Saat 6'yı geçiyor arkadaşlar. Şöyle köfte yaptım Egemen için. Yapıyorum daha doğrusu. Ben bir kendime yeşillerimi çıkardım. Midem biraz kötü. Evde soda da yok. O yüzden yeşil elma da mideye iyi gelir. Sonuçta içerisinde asit var. Havada bugün çok fenaydı. Gerçekten yine çok aşırı bir sıcak vardı. Getirden de bir şeyler sipariş ettik. Yani bir şeyler derken 4 kilo kadar patates ve bu Namet'in dana kıyması 400 gramlık 15 liraya geldi. 4 kilo patates ve bu 400 gramlık kıyma arkadaşlar. Anıl'ın üye olduğu Getir kampanyası 40 liraya 10 lira mı dedi. Öyle bir şeyler dedi ama yani 4 kilo patates de bu 400 gram kıymaya 15 lira varmış. Düşünebiliyor musunuz? Çok iyi. Geçen de yine böyle kampanya oldu. 1 kilo un, yumurta ve süt, 15 yumurta ve süt, süt aşı sütü 10 liraya geldi. Çok iyi. Pazardan alışveriş yapacaktım. Şu balkonda konuşayım. Çok içeri ses gidiyor. Yine yapamadım, yine yapamadım ya. Vallahi ne olacak? Her böyle pazara gideyim, alışveriş yapayım diyorum. Pat almadan bir şey geri geliyorum. Üşeniyorum o an. Anıl'a al dedim gelirken, dedim. Nektaridir, kayısıdır falan, domatestir dedim ama o da oradan doğru taşıyabilecek mi bilmiyorum. Çünkü tramvayla geliyor Anıl. Balık kızartıyorum. Köfteyi hallettim. Burada balıklarımı kızartıyorum. Yine şurada 3 dilim daha var. Şöyle kendime kadar soğanlı domatesli bir salata yaptım. Ben böyle salatayı çok seviyorum. Bir de şöyle kahvenin yanına yemek için çilekli bitter, premium, çikolatalı draje. Bu kahve dünyasının BİM'de satılıyor biliyorsunuzdur siz de. Almıştım. Sedef'le yeriz içeriz diye. Ama diğerlerini yemekten buna fırsat kalmadı. Kahvemizi içerken yanına koymayı unuttum. Unuttum yani, ne yapayım, yapacak bir şey yok, unutuluyor. Ay şöyle bir oturayım. Yarın belki bir havuzu yüzmeye giderim. Egemen'i bıraktıktan sonra. Şöyle bir keyif yaparım diye düşünüyorum. Yarın günlerden cuma. Ama böyle akşam saatlerinde, akşam değil de öğleden sonra böyle 3 gibi filan. Gölge düştükten sonra giderim diye düşünüyorum. 5'te de Egemen'i almaya gideyim. Ya bir saat oyalansam orada yeter bana. Zaten tek başımayım. Yarın öyle yaparım. Bugün böyle geçiyor. Anıl da zaten geç geliyor. Akşama kadar Egemen'le yalnızız. MasterChef başladı biliyorsunuz. MasterChef'e bakıyorum. Hele mayhoş bir insanım. Bayıldım yani. O çocuğa ismin Tunahan'dı galiba. Vallahi bayıldım. 19 yaşında. Maşallah. Mayhoş bir insan. Bilmiyorum, kurgu gibi geldi bana ya. Hani böyle hiç gerçekten kamera şakası dedi ya orada Mehmet Şef. Sanki kamera şakasıymış gibi hissettim ben de. Şimdilik bugünlük kapatacağım gibi gözüküyor. Yarın devam ederim. Çünkü öyle hani boş, çok bir şey çekmeden video atmak istemiyorum. Dolu dolu olsun istiyorum bir tık daha. Çekebildiğim kadar en azından. Yarın işte yine bir şeyler çekmeye çalışırım. Sonra da ertesi günde inşallah cumartesi ya da pazar günü de olabilir. 2 günden bir günde hafta sonuna yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar bu videoyu. Durumlar bu şekilde. O zaman yarın sabahtan görüşüyoruz. 2, 1. Egemenime bakın, egemenime. Yeni uyandı şimdi. Yeni
yeni uyandı kuşum bugün böyle boyanmışlar. Kedicik olmuş kedicik. Uykudan uyandı, susadı. Saat 8'e geçiyor daha. Gelir gelmez uyudu. Bugün çok yorulmuş çünkü hiç uyumamış. Sabah 8'de kalktı. Hava daha kararmadı arkadaşlar. Şu perdeyi çekeceğim şimdi. Lamba derim yine kırdı Egemen. Tam yaptırdım düzenlederken yine kırdı oğlum. Oğluşum yine kırdı. Çok kızdım. Kızdım ama oğlum sana. Niye kırdın lamba derimi? Neyse. Hava da birazdan kararmak üzere. Bakın yarın devam edeceğim dedim. Yine bir şeyler çektim. Çekiyorum görüyor musunuz? Aa, tam olmadı ama. Tam kararmadığı için iyi çıkmadı. Burayı şimdi kapatalım. Mutfağın ki açık kalsın sadece. Egemen'den dolayı korkuyorum burası açık. Tam da burada salıncak var. Allah korusun çocuklar gerçekten 2 dakika hani gözden ayrılmaması gerekiyor. Gerçekten öyle yani. Şurayı da çekelim. Of. Sanki var ya tonlarca iş yapıyormuşum gibi her gün yorgunum ya. Sıcaktan mı öyle? Niye öyle oluyor? Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Yani sanki çuval taşıyorum. Sanki bir şeyler yapıyorum. Heh, çektim. Şu an ön kameradan çekiyorum. O yüzden görüntü bir tık düştü. Arka kameradan çekmem için içeriden telefon tutucusunu almam gerekiyordu. Şimdi üşendim gidip almaya. Yani çekmeyeceğim dedim. Tekrardan çektim. 2 dilim balık yedim. 2 dilim yedim aynen. Ekmeksiz yedim. Yanına domates ve zaten göstermiştim ne yediğimi. Şöyle bir salata yaptım. Egemen için de köfte yaptım. Biraz ayılsın kendine gelsin. Köftesinden yedireceğim. Şu an su içiyorum. Çünkü çok susuyorum. Normalde su içmeyen ben. Su içmeye başladım. Ay. Dedim ya böyle ölü balık gibiyim, bir tuhafım. Dünün denizin yorgunluğu mu var? Çözemedim bir türlü yani. Hani kendime gelemedim. Aşırı bir yorgunluk var. Şu Egemen'i hani gidip alıp gelmek bile yoruyor. Yani sıcaktan yüksek ihtimalle bu kadar böyle olmaması sebebi diye düşünüyorum. Ay ben bu videoyu bugün tamamlayıp yarın mı yüklesem, ne yapsam? Birazdan bir bakım falan mı yapsak? Ne diyorsunuz? Şöyle maske mi yapsam böyle bir gözaltıma, yüzüme, krem falan. Gerçi maskeden sonra krem sürmek istemiyorum. Şöyle yüzümü güzelce yıkayıp, peeling yapıp şu burun çevreme. Bir de kağıt maske uygulayalım mı? Öyle bir şey yapalım. Yani yarın zaten ne çekip çekemeyeceğim de belli değil. Belki yarınki ruh halim çekme diyecek. Hazır bugün çekesim varken, yani elime kamerayı alıyorken en iyisi çekeyim. Evet evet. Bir anıl falan gelsin. O Egemen'le ilgilenirken birazdan Egemen'e yemeğini yedireyim. Köftesini yiyeyim. 5 tane köfte çıktı. 5 tane köftenin 3 tanesini yer diye umut ediyorum. Yanına ekmek falan yedirmeyeceğim. Çünkü zaten içerisine bayağı bir ekmek koydum. Köftenin. Ekmek, tuz, kıyma. O kadar. Ya bir de sıvı yağ koydum. Ay size de öyle oluyor mu? Lütfen oluyorsa söyleyin. İnşallah yalnız değilimdir. İnşallah herkesi böyle ölü balık gibidir. Ay yorgunum. Çok yorgunum. Sanki şu an hani yaş 27 ama yani fiziken böyle bir 50-60 hissediyorum. Tuhaf bir şey. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Yani yatsam uyurum yani. Egemen de bana bakıyor oradan. Ne yapıyor bu diye. Yüzünü kim temizleyecek şimdi senin? Yüzünü de çizmişler ama herhalde kolay çıkan bir şey. Ya çok gülesim geliyor şu an. Aşkım. Annem. Ege. Telefonda kendini görüyor fotoğraflarda. Diyor ki Ege. Ege. Bayağıdır da bu ışığımı kullanmıyordum ha. Boşuna mı aldım ben seni? Yakmak için aldım. Şu ledleri yakıp duruyordum. Artık bunu kullanacağım. Lambaderimi tekrardan yaptıracağım. Egemen kırsa da inatla ben bu lambaderi yaptırıp yakacağım.
Çok da heves ederim. Çok severim böyle lambaderleri ya. Tuzlu. Bakın gördüğünüz gibi MasterChef'e bakıyorum. Bugün de yeni bölümü varmış. Birazdan yeni bölüm diyor. Ay, suyunu düşürdü. Suluğunu düşürdün aşkım, ben onu yerden. Şimdi dediğim gibi Anıl bir gelsin. 1,5 saat sonra anca gelecek Anıl. O geldikten sonra ben de rahat rahat şöyle bir bakım yapayım diyorum. Evet. Sonra da akşam ederiz, gece ederiz. Videoyu da burada, orada kapatmış olurum yani. Egemen dediğim gibi 3 köfteyi bitirdi arkadaşlar. Çok şükür. Geri kalan 2 köfteyi de dolaba attım. Yarın yedireceğim. Şimdi burada bakın, Egemen'in yemek listesi yazıyor. Bu arada bunu bana Tuğba getirmiş. Ordu Boztepe'den. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. İsminizi yazdırmış. Şimdi bugün ayın 8'iydi. Erişte yeşil mercimek. Egemen çok sevmiyor ama yemiş de olabilir. Bulgur pilavı, yoğurt. Onu bugün sormayı unuttum yedi mi diye. Tuzlu kurabiye, mevsim meyve. Ama genelde artık Egemen yemeye başladı arkadaşlar. 9 Temmuz'da kahvaltı zaten saymıyoruz sabah gitmediği için. Kıymalı biber dolması çok güzel. Onu yer. Yoğurtla hem de. Oh tamam. Limonlu kek. Onu da dünden yer zaten. Mevsim meyve. Büyük ihtimalle karpuz, kiraz tarzı olur. Karpuz çok seviyor. Karpuz yer. Yani Egemen kreşten sonra yemesi çok güzel arttı. Yani inanılmaz, çok şükür, bin şükür. Çünkü yemeyen çocuk o kadar zor oluyor ki, bunu yaşayan bilir, bunu tecrübe eden bilir. Ve ben de bildiğim için, hani yemek yapıyorsunuz, kahvaltı hazırlıyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ama yine kahvaltı kültürü yok mesela. Öyle peynirdir, zeytindir, oturayım da yiyeyim demez Egemen maalesef. Ama çok şükür köftedir, işte kıymalı yemektir, etli yemektir. Mesela geçen de patates püreli et yapmıştım fırında. Kaşarını yedirmedim. Patates püresiyle etinden yedirdim. Çok da güzel yedi. Çok şükür. Artık Egemen beni yemek konusunda üzmüyor. Koyalım mı? Tamam. Anını beklemeyeceğim. Hemen yüzümü çıkarıp, zaten dedim ya çok kötü sürmüşüm maskarayı. Onu çıkaralım birlikte. Biraz da şöyle bir bakım falan, bakım tarzı bir şey yapalım. Öyle. Makyaj temizleme yağısıyla birlikte yüzümdeki makyajı temizliyorum. İlk adımım bu oluyor benim. Yüz yıkama jeli olarak La Roche-Posay'ınkini kullanacağım. Az bir miktar kullanıyorum. Hayır oğlum. Tamam mı anneciğim? Yüzüme yayıyorum. Hafiften bir nemini alıyorum. Burun kenarlarını biraz ıslak bıraktım. Çünkü peeling uygulayacağım. Peeling olarak... Egemen hayır, götürme onu, gel buraya. Aslında bunu da kullanamayacaktım. Bunu bayağıdır kullanmıyorum. Hem de bu küpük bir temizleyici. Kaloli markasının. Bu da çok güzel. Şunu kullanacağım. Bunu da bayağı kullanmıyordum. Bunlar Yves Rocher'in bir peelingi. Sadece şöyle bir yapısı var. Böyle burun kenarlarıma, burun çevreme, daha çok böyle yağlanan bölgelere uygulamak gerekiyor. Yine kağıt bir havluyla yüzümü siliyorum. Maskesi olarak Garnier'i kullanacağım. Birincisi bu nem molası, göz şişkinliğine karşı kağıt göz maskesi. Bu da süt bombası. Bu süt bombasını çok beğendim bu arada. Öncelikle göz için olanı kullanacağım. 10 dakika bekletsem yeter. 15 dakika diyor. Tamam, 15 dakika bekletsem sanırım yeter. Başka var mı? Yok. Şöyle koymuşlar. Bunu da açalım. Tersim yaptım. Bu taraf daha nemli gibi geldi. Evet.
Bir gün daha bitirmiş olduk. Kahvemi aldım. Şöyle balkonda oturup Anna'yı beklerken. Evet aşkım, kahve. Anna beklerken kahvemi içeceğim. Kanka. Egemen de biraz buralarda oynanır. Kanka. Oyun oynadın mı? Uyuyor. Oyun oynadın. Uyudun mu? Yemek yedin mi? Yok. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet aşkım, araba geldi. Araba sesini duydu. Baba. Araba geldi. Baba nerede? Baba. Baba gitti mi? Gitti. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoşça kal.